Önce kostik çözeltisini hazırlayarak işleme başlıyoruz. 250 gram su kullanacağım. Gram suyun içinde 145 gram sodyum hidroksit çözeceğim. Ayrı bir kapta tartıp suya ilave etmek daha doğru olacak ama biraz da işlemin hızlı olması için doğrudan tartıyorum. Bu noktada çok dikkat etmek gerekiyor. Gram çözüp soğumasını bekleyeceğiz biraz. 35 derecelere kadar inmesi yeterli bizim için sıcaklığının. Soğuması için bir müddet bekleteceğiz. Yağ karışımlarını hazırlıyorum. İzmir Torbalı bölgesinden getirdiğim zeytinyağı. Toplam 1000 gram yağ kullanacağım. 300 gram yani %30'luk kısmını zeytinyağı olarak kullanacağım. Gram %70'lik kısmında pelemir yağı kullanacağım arkadaşlar. Pelemir yağını ilave ediyoruz. Yani 1000 grama tamamlayacağız bunu. Süperfet uygulaması yapmıyorum. %5 süperfet uygulaması yapsaydım zaten 50 grama denk gelecekti. 1 gram hiçbir şey değil. Yağımız hazır, kostiğimiz hazır. Esansiyel yağ olarak çan terebentin yağı kullanacağım. O da burada. Bu şöyle göstereyim, bileşenlerle çok güzel bir sabun yapacağız arkadaşlar. Sodyum hidroksit çözeltisinin sıcaklığı düştü. Bir müddet bekledik. Bir herhangi bir partikül kalma ihtimaline karşı süzerek kostik çözeltisini pelemir yağı ve zeytinyağı bileşiminden oluşan yağımızın içine döküyoruz. Önce elle yavaşça karıştırıp arkasından blenderla yaklaşık 10 dakika kadar karıştıracağım. Tabii bu süreyi ezbere söylüyorum biraz. Karıştırma esnasında iz gördüğüm noktada çam terebentin yağını ilave edip biraz daha karıştırıp kalıbı alacağım. Blenderla karıştırabiliriz.
iz ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada terebentin yağını ilave edebilirim. Yaklaşık 30 gram ilave ettim. Kullandığım yağın kütlesinin %3 kadar. İyice yediriyorum teremben yağını. Zaten iz de orta iz şeklinde. Biraz daha karıştırıp kalıbı alacağım arkadaşlar. Silindirik kalıp kullanacağım. Gayet viskoz bir hal aldı. Böyle kek hamuru gibi. Kalıba çok erken dökmemek lazım. Bir de dikey kalıp kullanacağım için fazla ayırma ihtimali yüksek olabilir. Bu yüzden biraz daha kıvam alması için bekleyeceğim. Ondan sonra kalıbı alacağım arkadaşlar. Sonrasında da yapacak bir şey yok zaten. Sertleşmesi için, kalıptan çıkacak sertliğe erişmesi için uygun bir ortama koyup dinlendireceğiz. Kalıba dökmeye hazır hale geldi. Ariz. Silindirik kalıba alacağız arkadaşlar. Gayet rahat akıyor. Sağa sola bulaştırmadan. Boşluk kalmaması için tabanı yere vurarak minik minik bir vibrasyon hareketleri uyguluyorum. Amaç oluşacak sabun kütüğü içinde hava boşluğu bırakmamak. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı, pelemir yağlı çam terebentini sabunun üretim sürecini bitirdik. Bundan sonra havalar serin, kuru bir ortamda sertleşmesini bekleyeceğiz. Sonra kalıptan çıkartıp durumuna bakacağız. 2 gün kadar bekleteceğim bunu.
Arkadaşlar 4 hafta bekleme süresini tamamlamış hali. Şimdi tekrardan bir pH testi yapalım. Şöyle bir suyla ıslatalım yüzeyini. Yüzeyde yoğun bir sabun çözeltisi hazırlamış oluyoruz. Arkasından pH kağıdını temas ettirip iyice bir suyla temas etsin. Evet arkadaşlar, pH 8-9 arası gayet normal. pH için şöyle bir uygulama daha yapacağım. Ufak bir parça kestik. Normalde tartarak yapmak lazım bunu. %10'luk çözelti hazırlamak için. Şu an göz kararı yapacağım. Sabunu çözeceğiz arkadaşlar. Yani %10'luk çözeltisiyle pH'e bakmak daha iyi. Bu yavaş yavaş erirken biz denememizi yapalım. Sabunumuz burada. %70 pelemir yağlı, %30 zeytinyağlı sabunumuz. Çam terebent esanslı. Bakın köpük şöyle söyleyebilirim. Köpürmesi gayet iyi. Yani kolay köpürüyor. Uğraştırmıyor. Ancak yalnız başına pelemille yaptığımki kadar havalı değil. Biraz daha kremsi karakterli. Ama sadece zeytinyağı sabununa baktığımız zaman ondan daha havalı köpük veriyor. Ve bence çok başarılı bir sabun oldu. Evet, bir çalışmamızın sonuna geldik. Fakat şu %10'luk sabun çözeltimizin pH'ine de bakalım. Bakın köpük gayet canlı. Hakikaten çok güzel bir sabun oldu. Yani bunun için Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Şimdi çözünme tamamlanmış. Bir pH kağıdıyla hemen bir kontrol yapalım. Evet, pH'imiz gayet düzgün arkadaşlar. 8 ile 9 arası 150'den ölçtüğümüzde aynı. Evet, gayet kullanıma uygun vaziyette şu anda. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Ben bunu saçımda, vücudumda yani banyo sabunu olarak da kullanacağım. El sabunu olarak zaten kullanıyorum. Bir çalışmanın daha sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı, mümkünse katılarak desteklemenizi rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.